Birbirinden kıymetli arkadaşlarımız, umarız hepiniz şahanesinizdir. Şöyle, bu hani dedik ya videoları gönderin. Çok teşekkür ederiz öncelikle ilginiz için. Sırayla videoları yorumlamaya başlıyoruz bugün itibariyle. İlginiz için ve tatlılığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Bu bir. İki, şöyle bir fikrim geldi aklıma. Sizce de bir sakıncası yoksa. 20 şarkıda bir, bunların içinde kızlar bakarken kulak misafiri oldum. Ben anında görüntü, spontan seviyorum hayatı. Onun için sizi aniden görüp o anki fikirlerim daha samimi olur gibime geliyor. Ondan sonra ama yandan işittiğim vallahi şahane şeyler vardı yandan işittiğim. Dedim ki ulan bu insanlara şey yapsak ya. Böyle hani en beğendiğimiz hepinizi eminim çok kıymetlisiniz hepiniz teker teker ama içinden bir tanesi bizi en çok çarpacak olan sese ya söz yazsın ya birlikte bir araya gelip İstanbul'daysa değilse online bir araya gelip sözünü yazsın bestesini yapabiliyorsa yapsın yapamıyorsa burada Deniz Hanım teyzeniz var korkmayın. Ondan sonra beraberce onu yapıp ondan sonra bizim ekip Başak da aranje etsin. Siz Spotify, iTunes, fiziği dijital platformlarda bir şarkınız olsun yayınlayalım diye düşündük. Yani herkes tabii ki gayet güzeldir. En iyi bir tane bizim iyi olduğunu düşündüğümüzü böyle bir şey yapalım diye heyecanlandık. Siz de heyecanlandırırsa ne mutlu bize diyoruz. Öpüyoruz. Görüşürüz. Sevgili dostlar, size Deniz Hanım teyzeniz yorumları hazır gördüğünüz üzere. Şimdi şarkı yorumları, bakalım Cenk Onurlu göndermiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Zonguldak'tan. Zonguldak. Eskiden ben efekt olarak kullanırdım Zonguldak şehrimizi. Çok hoşuma gider fonetiği. Dur bakayım, başlatıyorum. Nasıl başlatıyorum? Ha, iyi ki söyledin hayatım. Şahane. Bir kere çok güzel Cenk Bey kardeşimiz. Bilmiyorum çıkacağınız yer olacak mı? Lakin şunu söylemek istiyorum. Enstrümanlara da hakimsiniz. Anladığım kadarıyla gayet güzel bir müzisyen kumaşınız var. Profesyonel olarak yapıyor musunuz bilmiyorum ama en azından iyi bir amatörsünüz diyeyim yani. Hani çok beğendim sizi. Lakin şekerim hep herkese genellikle tavsiye ettiğim bağırmadan, itmeden söyleyin, öyle çalışın. Ama sesinizin renklerini çalıştıktan sonra çıkaracak yer gelecek mi merak ediyorum. Renginiz de çok hoş. Şimdilik falset gidiyor. Müzikle yani çaldığınız enstrümanla dengenizi kollamaya belki dikkat etmeniz lazım. Dur bakalım belki de yani kim bilir. Sevgili Cenk, size önerim şu, fonetik, yani ne bileyim aklıma ilk Freddie Mercury geliyor böyle zaf diye ağzını açıp hepimizi yutacak gibi bir hareketi vardır ya. Buradan, bunun içinde her şeyi burada halletmeye çalışmaktan belki birazcık kurtarabilirsiniz kendinizi. Anlatabiliyor muyum? Ağzımız var, açabiliriz. Biz Türklerin ama sanıyorum çocukken çat çat ağzımıza çaktılar, ben aldırmadım. Siz aldırmışsınız. Aldırmamayı şimdi öğrenmeye başlayabilirsiniz şekerim. Daha çok ağız hareketi, çünkü ağzınızı açtığınız zaman bu larenks aşağı iniyor otomatik olarak. Larenks aşağı indiği zaman tak diyaframla bağ kurulmaya başlıyor şekerim. O zaman sesinizin içi daha dolu olacak. Bu gayet güzel. Bununla işi götürürsünüz. Lakin daha güzel olması için konuşuyoruz ya. O açıdan ben vır vır. Bırakmıyor.
Sevgili Cenk, çok güzel nefes kontrolü ne ihtiyacınız var? Yani daha iyi olmak ya amacımız. Eyvallah, bu gayet güzel ama daha iyi olmak olduğu için amacımız nefes kontrolüne ihtiyacımız var. Nefesi daha kontrollü tutma, daha randımanlı kullanma ihtiyacımız var. Bununla ilgili de egzersizler var. Sanıyorum ben birkaç tane yaptıydım bizim kanalda. Yapmadıysak yaparız, yine gösteririz size. Nefes kontrolüne ihtiyacımız var. Hep diyorum ya, sinemada, fotoğrafta ışık neyse bizim işte de şarkıcılıkta da nefes o. Nefes kontrolü ve renginiz çok güzel ama tek düze. Anlatabiliyor muyum şekerim? Renklerinizi ortaya koymaya dair bir şeyler. Kendi içinizdeki nüansları ortaya koymaya dair bir şeyler yapabilirsiniz Cenk. Teşekkür ediyoruz. Pek güzelsiniz. Maşallah. Görüşmek dileğiyle.